Yazım kurallarıyla ilgili yeni bir kısa video serisine başlıyorum. Attığım her soruda bir ya da birden fazla yazım kuralı öğreneceksin. Birinci soruyla başlıyoruz. Dünya, güneş ve ay sözcükleri terim anlamlı kullanıldıkları zaman büyük yazılır terim anlamlı değillerse küçük yazılır. Kuralımız bu ama sen bazen neyin terim anlamı olduğunu karıştırıyorsun. Bak neyin terim anlamı olduğu yukarıda yazıyor. Cümlem gök bilimi ve coğrafyayla ilgili ise terim anlamlıdır. O yüzden cümlenin neyle ilgili olduğuna bakacaksın. Kaç gündür dünya kadar yer dolaşmış hocam burada Mecaz anlam var. Bunu direkt ne yaptım? Eledim. Mecaz anlam olduğu için küçük yazdım. O yüzden doğru. Ay tutulması diyor. Güneş tutulması diyor. Büyük yazmış hocam. Terim anlam. Dünyanın yıllık hareketi diyor. Terim anlam. Eve bugün güneş girmiyor diyor. Terim anlam değil. Çünkü gökbilimiyle ile ilgili değil. Dolayısıyla bunun da küçük yazılması gerekir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiilinin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır diyor. Birleşik fiil ile ilgili yazım yanlışı sorarsa nereye bakacağım? %99 hocam etmek ve olmakla kurulmuş yardımcı fiillerle kurulmuş birleşik fiil arayacağım. Seyretmek, sarf etmek, affetmek, halletmek, emretmek. Birleşik fiillerimi buldum. Birleşik fiillerde şu birleşen isim var ya burada seyir, burada sarf, burada af, burada hal, burada emir var. Bunlar da ses olayı varsa bitişik yazıyorum. Ses olayı yoksa ayrı yazıyorum. Buraya bakıyorum hemen seyir i harfi kaybolmuş hocam ses olayı var. Emir i harfi düşmüş hocam ses olayı var. Af yazmış ama iki tane f ile yazmış hocam ses olayı var. Hal yazmış ama iki tane l ile yazmış hocam türemiş yine ses olayı var. Ama sarf sözcüğünde ne düşme var ne de türeme var. Bunu ayrı yazması gerekirdi. Bursa'yı işaretliyorum geçiyor Yön isimleri ile ilgili kuralımızı hatırlıyoruz. Yön isimleri. Özel ismin önünde geldiğinde büyük hocam. Batı Trakya, Kuzey Amerika. Özel ismin önünde geldiğinde büyük. Özel isimden sonra geldiğinde ise küçük yazılır. Tek başına zaten küçük yazılır. Türkiye'nin güneyi özel isimden sonra gelmiş küçük olması lazım. İşaretliyorum, geçiyorum. İstisnası ne? Batı ya da doğu sözcükleri medeniyet anlamında kullanılırsa her zaman büyük yazılır. Mesela diyoruz ya işte Batı'nın ilmini almalıyız. O zaman Batı'yı özel isim gibi yazacağız. Medeniyet anlamında özel isim diğer türlü önüne gelirse büyük, arkasına gelirse küçük, kendi başınayken zaten küçük. D'nin yazımı yanlıştır sorusunu bir önceki videoda nasıl çözdük? D bağlacını ekleme yöntemiyle çözdük. Yapıtında da, öykülerde de, romanlarda da diyebiliyorum. Ama pek de de diyemiyorum hocam. Dolayısıyla burada bağlaç olması gerekir, yanlış yazılır dedik. Ama bunu taktiksiz de öğretmek istiyorum size. Arkadaşlar bulunma hal eki olan D hal ekimiz Adı üstünde bulunma hali eki olduğu için yer anlamı katar ya da zaman anlamı katar. Yani nerede ve ne zaman sorusuna cevap verir. Nerede yapıtında, nerede öykülerde, nerede romanlarında ek olduğu için bunlar bitişik yazılır. Başlayıp da nerede sorusuna cevap vermez. Az da nerede sorusuna cevap vermez. Dolayısıyla ayrı yazılması gerekir. Pek de nerede ya da ne zaman sorusuna cevap vermediği için bunun da ayrı yazılması gerekir. Cevabımız yine C. Hangi taktiği beğendiysen onu kullan. D'nin yazımı yanlıştır sorusunu bir önceki videoda nasıl çözdük? D bağlacını ekleme yöntemiyle çözdük. Yapıtında da, öykülerde de, romanlarda da diyebiliyorum. Ama pek de de diyemiyorum hocam. Dolayısıyla burada bağlaç olması gerekir, yanlış yazılır dedik. Ama bunu taktiksiz de öğretmek istiyorum size. Arkadaşlar bulunma hal eki olan D hal ekimiz adı üstünde bulunma hali olduğu için yer anlamı katar ya da zaman anlamı katar yani nerede ve ne zaman sorusuna cevap verir nerede yapıtında nerede öykülerde nerede romanlarında ek olduğu için bunlar bitişik yazılır. Başlayıp da nerede sorusuna cevap vermez. Az da nerede sorusuna cevap vermez. Dolayısıyla ayrı yazılması gerekir. Pek de nerede ya da ne zaman sorusuna cevap vermediği için bunun da ayrı yazılması gerekir. Cevabımız yine C. Hangi taktiği beğendiysen onu kullan. Ki'nin yazımı yanlıştır diye sormuş. Ki Fiilden sonra geliyorsa bağlaştır ve her zaman ayrı yazılır. Kullanılmış ki hocam fiilden sonra gelmiş ayrı yazılmış. Anlaşılıyor ki fiilden sonra gelmiş bitişik yazdığı için yanlış olanımız bu. İsimlere gelince ne yapacağım hocam? Gözlerindeki örneğinde olduğu gibi isimlere gelen ki'nin ek olup olmadığını anlamak için buraya bir tane lereki koyuyoruz. Lerekini koyabiliyorsak buradaki ek bitişik olmak zorundadır. Gözlerindekiler diyebiliyorum. Romanındakiler diyebiliyorum. Gözlerindekiler diyebiliyorum. Bunlar ektir. Doğru yazılmıştır. Bir de neyi unutmayacağım? SOM, BA, Ç, MI arkadaşlar istisnaları unutmayacağım. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda yalnızca harfleri okuyacağız kısaltmanın açılımını okumayacağız. Kısaltmanın açılımına göre ek getirirsek yazım yanlışı yapmış oluruz. DİE'nin şeklinde. D T c F den. D S İ -d -ki. Tübitak tam Yalnızca harfleri okuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şeklinde açılımına uygun ek getirirsem orada yazım yanlışı yaparım. Aman dikkat. Bir de neye dikkat ÖSYM bunu daha önce sordu bakın bir de neye dikkat T D K Y arkadaşlar T D K ya değil sondaki K sesini her zaman K sesi şeklinde okuyacaksın K diye okuyup ek getirme. Hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye sormuş. Halı dokuyan kızlar tablosu. Hocam tablosu, heykeli, dergisi, gazetesi, kitabı bunlar küçük yazılır. İstanbul Boğazı, Boğaz Dere, Göl, Dağ, Ova Coğrafi yerler arkadaşlar büyük yazılır. Özel isme dahildir. Tonyukuk anıtı, anıt, kale, ham, hamam, saray, cami bunlar tarihi yapı olarak düşünün bunlar büyük yazılır. Nazım Hikmet zaten özel isim hocam büyük yazılır. Kanun yönetmelik büyük yazılır. Tahir ile Zümre meselesi şiirin ismiymiş hocam bu da büyük yazılır. O zaman yanlış nerede şeytan ayrıntıda gizli buradaki ile sözcüğü. Başlıkların içerisindeki ile ve gibi bağlaşlar ya da edatlar da ilk harf Büyük başlamaz bunlar küçük yazılmak zorundadır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır diyor. Ki'nin yazımı ile ilgili önceki videoda ne dedik? Fiilden sonra gelen ki'ler bağlaştır ve her zaman nasıl yazılır? Ayrı yazılır dedik. Sanma ki uzaklaş ki fiilden sonra gelmiş hocam. Ayrı yazılır. İsme gelenleri ne yapıyorduk? İsme gelenleri sonuna lerek'i ekleyerek ek mi diye kontrol ediyorduk. Zannetme ki de fiil hocam. Bunu da eledim. Sonra demiştim ki son bahçemi istisnasını unutmayın. Son bahçemi istisnasında yer alanlar her zaman bitişik yazılır. Madem ki burada son bahçemin içinde olduğu için bitişik yazılacak hocam. Doğru. Oysaki bitişik yazılması gereken bir istisna ayrı yazılmış. Ceyhan'ı işaretledim. Geçtim. Altlarını çizmiş benden yazım yanlışını bulmamı istiyor. Bak ben şunların üstünü zaten direkt çizdim. Yunus Emre Sempozyumu, Atatürk Konferans Salonu. Hocam bunlar özel isim. Kesme işaretini koymuş. Büyük harfle yazmış. Sıkıntı yok. 23 Kasım Cuma yanında tarih olduğu için... Gün adı da ay adı da büyük yazılması gerekir hocam. Burası da doğru. Kaldık şimdi iki şık arasında. Fırat Üniversitesi'nin diyor. Arkadaşlar buna çok düşüyorsunuz. Özel isim deyip buraya kesme işareti koymaya çalışıyorsun koyma, kurum ve kuruluş isimlerinde kesme işareti kullanmıyoruz. ÖSYM defalarca sordu. Defalarca gidip bunu yanlış diye işaretlediniz. İşaretleme. 14.30'daki hata ne peki? 14.30'daki hatamız şu. Türkçe'de saatlerin arasında iki nokta değil tek nokta konur unutma. O zaman hangisi yanlış? Edirne'yi işaretledim geçtim.